Και προσφάτως, μετά από την αγορά των Bayraktar TB2 από την Ουκρανία, είναι τα τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη τα οποία αφαιρούν τις ζωές Ρώσων στρατιωτών. Εμείς δεν δολοφονήσαμε Ρώσους. Εκείνοι και αεροσκάφους τους κατέριψαν οι Τούρκοι και τον πρέσβη τους δολοφόνησαν και συνεχίζουν σήμερα να σκοτώνουν στρατιώτες τους με τουρκικά όπλα. Türk savunma sanayi hakkında yaptığı analizlerle tanınan Yunan Blue Sky kanalının muhabiri Ioannis Theodoratos, Türk sihalarının Ukrayna'da Rus ordusunu yok ettiğini söyledi. Türkiye ve Rusya arasında yaşanan uçak krizi ve Andrei Karlov suikastini hatırlatan Theodoratos, biliyorsunuz, Kasım 2015'te bir Rus savaş uçağı olan Su-24 Suriye hava sahasında vuruldu. Bir Türk F-16'sı tarafından. Amerikalılar daha sonra bu uçağın Türk hava sahasını milisaniye kadar ihlal ettiğini iddia etti. Biz bu durumu Ege'de neredeyse her gün yaşıyoruz diye konuştu. Και προσφάτως, μετά από την αγορά των Bayraktar TB2 από την Ουκρανία, είναι τα τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη τα οποία αφαιρούν τις ζωές Ρώσων στρατιωτών. Bildiğiniz gibi Türk sihaları Rus ordusuna büyük zayiat verdi. Yabancı ajanslar ise Türk sihalarını uzun menzilli bir savunma gücü olarak nitelendiriyor. Ama bazı uzmanlar Bayraktar TB2'lerin bu kadar övülmesinin Rusya ve Türkiye'nin ikili ilişkilerine zarar vereceğini söylüyor. Fakat Türkiye'nin Ukrayna veya Rusya'yı destekleme amacı yok. Türkiye tarafsız ve dengeli bir politika izliyor. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da sık sık dile getiriyor. Ülkemizin bu meseledeki dengeli yaklaşımının ne kadar kıymetli, ne kadar isabetli olduğu gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Her ne kadar içimizdeki muhalefet anlamasa da, Türkiye'nin her iki tarafla konuşabilen anahtar ülke konumu tüm dünyada büyük takdir topluyor. Telefon görüşmesi yaptığımız hemen her lider, ülkemizin kararlı, dürüst, bölgesel barış ve istikrarı önceleyen tavrından sitayişle bahsediyor. Türkiye'nin denge politikası o kadar iyi ki, iki ülkenin bakanları görüşmek için Türkiye'de buluşmayı kabul ettiler. Hatta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Türkiye'nin arabuluculuğuyla Antalya'da bugün toplantı gerçekleştirecek. Yani Türk sihalarının Ukrayna'daki başarısı bizi elbet gururlandırır. Ama bu bizim savaşta bir taraf olduğumuzu göstermez. Bayraktar TB2'ler 2018'de Katar'a ilk ihraç edildiğinden bu yana Türkmenistan ve Kırgızistan'da dahil olmak üzere 19 ihracat anlaşması imzaladı. Bu ihracat anlaşmalarına sadece son 3 ayda 6 yeni anlaşma daha eklendi. Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı, yani kısa adıyla SİHA, birçok ülkenin yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin de ilgisini çekmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türk SİHA'ları için ilk adımlarını 2019 yılında attı. İlk olarak toplamda 6 adet Bayraktar TB2 ve 3 adet yer kontrol istasyonu satın aldılar. Ardından Ukrayna Deniz Kuvvetleri de bir hamle yaparak 5 Bayraktar TB2 alımı için anlaştı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Temmuz ve Kasım 2021'de uçakları satın aldı. Geçtiğimiz yaz aylarında göreve gelen Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzni, Azerbaycan haber ajansı RIPOR'da verdiği röportajda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 12 adet Bayraktar TB2 SİHA bulunduğunu söylemişti. BBC'nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir habere göre Ukrayna'nın doğusundaki Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar Türk SİHA'larından oldukça çekiniyor. Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı Bayraktar TB2'lerin
kendileri için tehlikeli olabileceğini açıkladılar. TB2'lere karşı yüksek teknolojiye ihtiyaç duyduklarını söylediler. Bayraktar TB2 taktik silahlı insansız hava aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa, uzun havada kalış süresi sınıfına giren MALE insansız hava aracı. 3 yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 300 bin saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da toplam 160 adet Bayraktar SİHA ve İHA platformu görev yapmaktadır. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma süresi ve irtifa rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2, bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşımaktadır. Baykar Savunma CEO'su Haluk Bayraktar, Nikkei Asia'ya yaptığı açıklamada, Çin, çevresindeki birçok Asya ülkesine insansız hava aracı satmaya istekli olmayacak ve biz bu ülkelere daha iyi bir seçenek sunuyoruz. Çok ilgi gösteriyorlar, dedi. Bir diğer büyük savunma şirketi olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TAI, Kasım ayında Anka, Phonetics insansız hava araçları için Kazakistan'la temel bir anlaşmaya vardı. TAI, Mart ayı sonunda Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenecek 17. Savunma Hizmetleri Asya Fuarı ve konferansına katılacak ve burada Çin ve Amerika gibi ülkelerle insansız hava aracı ihalelerini kazanmak için yarışacak. TUSAŞ'ın geçen yıl Türk ordusunun envanterine katılan yeni nesil silahlı insansız hava aracı Aksungur, yani GYR Falcon, 50 saat uçabiliyor ve bir İHA için nadir bulunan sonobuoy seçeneklerine sahip. Gelişmiş dedektörler ve sensörlerle donatılmış, denizaltı karşıtı savaş ve seyir devriyesi görevlerini gerçekleştirebilen İHA'nın Hint-Pasifik ülkeleri için çok yoğun olduğu ifade ediliyor. İstikrarsızlıkla boğuşan bölgemizin yeni krizleri, özellikle de ağır maliyetleri olacak bir savaşı kaldıramayacağını açıkça ifade ettik. Bugün 14. gününü geride bırakan çatışmalar maalesef her iki taraf için de ciddi insani kayıplara ve dramlara yol açıyor. Daha şimdiden 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Böyle gitmesi halinde rakamın herhalde bir 5-10 milyonu bulması yakındır. Aralarında sivillerin de olduğu binlerce insan hayatını kaybetti, yaralandı. Çatışmaların yaşandığı şehirlerde yollar, okullar, evler, hastaneler çok ağır hasar gördü. Diğer savaşlarda olduğu gibi bunda da en büyük acıyı masum çocuklar ve savunmasız kadınlar çekiyor. Bir bavula sığdırdıkları eşyalarıyla hayata tutunmaya çalışan siviller bize ve tüm insanlığa savaşların gerçek yüzünü bir kez daha hatırlatıyor. Arkadaşlar, huzurlarınızda ekranları başında bizi izleyen milletime de sesleniyorum. Savaşın, savaşların kesinlikle kazananı olmaz. Kalbinde zerre kadar merhamet olan birisinin çocukların yüzlerine vuran o korkuyu, o dehşeti görüp de hüzün duymaması mümkün değildir. Türkiye olarak bu acıyı bir an önce dindirmeyi hem insanlığımızın hem de komşuluk hukukumuzun bir gereği olarak görüyoruz.